Evet. Evet, bugünkü toplantımızın amacı şu. Biz zaten her ay rutin olarak meclis toplantımızı yapıyoruz. Bu akşam burada yapalım. Bu reklam olarak 2,5 sene önce çaydırdığımız burayı kiralamak. Kiralamamızın amacı burada çaydı genel müdürlüğünün satış bayramı yapmak ve Ziraat Adası'nda taleplerimizi burada da değişik toplantımızı devam etmek. İlk olarak çay satışına başladığımız zaman kafede yapılımını açmadık. Bir panel aday vardı. Koşullarda kafeteyi açmayarak yalnız satış mağazasını açtık. Satışımız da genelde turistik amaçlı gelir. Hemşehrilerimize bölgeye gelen turistleredir. Çay kurum burada 106 veya 110 çeşit bir çay kurumu bulunmaktadır. Özel sektörün çayını satmıyoruz. Çay kuru çok iyi, bununla ilgili sözleşme yapmak olmuştur. Artı çay olarak, Ziraat Adası'nın kendi markamız olan çay satıyoruz. Ek olarak. Onun haricinde çay Ziraat Adası'na verdiği için bu tip işletmeleri bir başkasına verme şansımız yok. Tamamen Ziraat Adası olarak işletiyoruz. Bazı bir şeyden aldığımız düğünlere göre işte başkasına verdiği gibi bazı markalar var. Öyle bir şey yok. Bu işletmeyle ilgili de yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız görevli bulduk. Meclisimizin almış olduğu karar gereği bu sene işletmeyi aldık kafeteryaya. Kafeteryadaki fiyatlarımız piyasaya göre ucuzdur. Çayı 7,5 liraya veriyoruz. Ondan sonra diğer ürünlerimiz yine %20, %30 ürünlerimiz ucuzdur. Kahve mesela burada kahve fiyatlarımız ucuzdur. Vatandaşımızı burada hizmet için açtık, bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Pazara belediye testlerinden sonra kamu kurumu olarak biz hizmet ediyoruz. Belediye ile bir rekabetimiz de yok. Böyle bir şeyler var, inşallah konuşmalar. Böyle bir düşüncemiz de yok. Bize gelen bizden içer, oraya gider, oradan içer. Yani çay kurum ve çay satış bayisi olarak tabii. Ziraat Adası öncülük yaptınız. Bu tesisi meydana getirdiniz. Yani kiralıyor mu siz de? Kiralıyor ama almıyor gibi. Çok cüzi bir şey veriyoruz. O zaman burası biliyorsun şoförlerin toplantı yeriydi. Böyle harabe bir yerdi. Biz oraya 2,5 sene önce masrafı yaptık, açtık. Güzel, işimiz de güzel yani. Ama tamamen turistik amaçlı çay satacağız. Hiç piyasaya gitmiyor. Peki hizmet saatleri ve günleri nasıl oluyor? Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Haftanın kaç günü? Şöyle söyleyeyim, haftanın 7 günü açacağız. Burada sözleşmeli kaç tane bayan arkadaşımızı al geçici olarak. Bu kafeterya bölümüne bakacak. Onlarla beraber zaten burada 3-4 personelimiz var. Nöbet 5'e hafta sonu dahil olmak üzere sabah saat 8.30-9'da açılacak. Akşam buna kadar, yazın buna kadar tutacağız. Sadece kahvaltı programı yoksa yemek programı yok. Yok, yemek yok. Yalnız çay, kahve, işte meşrubat, ufak tefek tatlı türleri, dondurma vesaire o tip şeyleri koyacağız. Kahvaltı programı var mı? Kahvaltı sabahtan verilecek. Yani. İsteyen arkadaşlar verilecek. Tost tamam. Vereceğiz. Poğaçada var illa ki. Evet. Ufak yollu bir kafe gibi bir şey. Teşekkür ederim. Evet, ben de teşekkür ederim.